Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir. Videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu videoda sizlerle Beverly Potts'un kayboluşundan bahsedeceğiz. Beverly Beverly Rose Potts kimlik adıyla 15 Nisan 1941'de Cleveland, Ohio'da Elizabeth ve Robert'ın kızı olarak dünyaya geliyor. Bir de kız kardeşi var. Kız kardeşinin adı Anita. Sarışın ve mavi gözlü olan Beverly çok küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duymaya başlıyor. Bunun yanında okula başladığı andan itibaren kendisinden daha küçük çocuklara bakıcılık ediyor. Böylece hem kendi harçlığını çıkartıyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Beverly'nin en belirgin özelliklerinden birisi çevresi tarafından tedavi edilmesini gerektirecek şekilde diye nitelendirilen utangaçlık. Çok çabuk fark edilen bir diğer özelliği ise ayak baş parmaklarının dışa dönük şekilde yürümesi. Etrafı bu yürüyüşü ördek yürüyüşü diye adlandırıyor. Yani böyle biraz paytak yürüyen bir kızımız ve dediğim gibi çok fazla arkadaşı yok. En yakın arkadaşı ise aynı zamanda komşuları olan Patsy. Beverly 10 yaşında bir 5. sınıf öğrencisiyken 24 Ağustos 1951'de bölgede tiyatral bir gösterinin sahneleneceği duyuruluyor. Beverly ve yakın arkadaşı Patsy bu gösteriye katılmak için ailelerinden izin alıyorlar. Bu gösteriye katılmak bölgedeki yetişkinler için bile çok tehlikeliymiş çünkü sokaklardaki lambaları hem büyük ağaçlar kaplıyormuş hem de parka çıkan caddelerde, sokaklarda genellikle evsiz hayatı benimseyen insanlar ki o dönem bu aslında suçluların yaptığı bir şeymiş hem de sabıkalılar yaşarmış. Yine de aileler bütün Cleveland ahalisinin orada olacağını düşünmüşler. Yani ortam kalabalık olacaktı, kızlar güvende olacaktı onların fikrine göre. Bu yüzden kızların ısrarını kıramamışlar ve gösteriye gitmeleri için onlara izin vermişler. Aynı tarihte saat akşam 19'da Patsy ve Beverly bisikletlerine binerek Evden uzaklaşıyorlar. Bütün o tehlikeli yolu bisikletleriyle geçerek gösterinin yapılacağı alana gidiyorlar. Saat 20'ye yaklaşırken gösteri alanı kalabalıklaşmaya başlıyor. Patsy ve Beverly bu kadar kalabalığın içinde yaya olarak hareket etmenin daha kolay olacağını düşündüğünden bisikletlerini eve bırakmaya karar veriyorlar. Bisikletleri atlayıp eve geri dönüyorlar ve saat 20:30'dan birazcık daha önce gösteri alanına geri dönüyorlar. Saatler 20:45'e gösterirken ise hava kararmaya başlıyor. Bu durumu fark eden Patsy, Beverly'ye hava kararmadan önce evde dönmek şartıyla izin alabildiğini eve geri dönmek istediğini söylüyor. Beverly ise gösteriyi sonuna kadar izleme izni olduğunu söyleyerek Patsy'nin eve dönme isteğini reddediyor. Patsy ne kadar ısrar etse de durumu Beverly'ye kabullendiremiyor ve eve tek başına dönmek zorunda kalıyor. Parktan çıkmadan önce son bir kez dönüp Beverly'ye bakıyor. Beverly'nin hala dikkatli bir şekilde sahneyi izlediğini görünce parktan çıkıp evine gidiyor. Gösteri saat 21.30'da resmi olarak sona eriyor. Saatler 22'yi gösterdiğinde ise Beverly'nin ebeveynleri kızlarının hala eve dönmediğini fark ediyor. Hemen Patsy'ye gidiyorlar ve Beverly'nin de orada olmadığını görünce polise haber veriliyor. Burada 24 saat kuralı biraz tartışılıyor ama kızın bu hastalık derecesindeki utangaçlığından bahsedilince polis, gönüllüler, kızın ailesi, kızın okulu hep bir elden Beverly'yi aramaya başlıyorlar. Yetkililer ilk olarak Patsy'yi sorguluyorlar ve ne yaptıklarını baştan sona kadar tekrar tekrar anlatmasını istiyorlar. Patsy o gün olanları baştan sona farklı farklı kişilere aynı şekilde anlatıyor. Yani hikayesini hiçbir zaman değiştirmiyor. Bisikletlerini bırakmaları da dahil olmak üzere bütün hikayesi doğrulanıyor. Daha sonra başka bir tanık aranıyor ve nihayetinde bulunuyor da gösteri alanında olan 13 yaşındaki bir erkek çocuğu öne çıkıyor. Bu çocuk gösteri dağıldıktan sonra Beverly'i parkın köşesinde gördüğünü iddia ediyor. Ortam karanlık olduğu için kendisine onu nasıl tanıdın diye soruluyor. Çocuk da Beverly'i mahalleden tanırım ayrıca ördek yürüyüşüne sahiptir. Karanlık da olsa onun Beverly olduğundan eminim. Yine öyle yürüyordu diyor. Ve ekliyor. Beverly kuzeydoğu yönündeki Linnet Caddesi'ne doğru ilerliyordu. Söylenene göre bu cadde 117. cadde olarak bilinirmiş ve parktan Potts'ların evine bir kestirmeymiş. Böyle düşününce Beverly oraya girmek istemiş olabilir. Bu çok mantıklı. Şöyle ki gösteri dağıldıktan sonra bütün kalabalık tek bir yola yönelmiş olacaktı. Beverly insanların içinde utandığı, çekindiği için farklı bir yerden gitmek istemiş olabilir. Belki de zaten gösterinin sonuna kadar izni yoktu yeterince gecikti daha fazla gecikmemek için de o yolu kullanmış olabilir günler sonra Beverly'ye ait hiçbir iz ve hiçbir somut delile rastlanamayınca polis eylemsel aramaları durduruyor bütün dikkatini o gece gösterideki diğer insanlara yönlendiriyor herkes dinleniyor ve ortaya çıkıyor ki aslında o gün gösteriye giden insanlar 117. caddede eski şüpheli siyah Doç marka bir vasıta görmüşler. Hatta gösteri dağıldıktan sonra Beverly'ye benzeyen bir kızı o Doç'un yakınında gördüğünü söyleyenler de var. Birkaç kişi de Beverly olduğundan emin olduğu bir kızın Doç'ta yüzünü görmedikleri bir adamla konuştuğunu görmüş. İfadelerine göre kız çekimser değilmiş gayet gülümseyerek konuşuyormuş. Bu yüzden bir sorun olmadığını düşünmüşler ve yollarına devam etmişler. Toplanan bütün ifadeler karşılaştırıldığında saatler değişkenlik gösterse de aslında insanların an anlattığı şeyin aynı olduğu görülüyor. Fakat tuhaf bir durum var. Hiç kimse Beverly'nin çığlık attığını duymamış. Bu durumda polis ilk önce kızın ailesinden şüpheleniyor. Belki de o gece Beverly gösteriden döndü. Geç geldiği için evde ailesiyle tartıştı. Başına bir şey geldi. Aile cesedi yok etti. Daha sonra da kızımız kayıp dedi. Bu ihtimal ne kadar akla yatkın gelse de ailenin bütün komşuları onların böyle bir şey yapmayacağı yönünde ifade veriyor. Hatta gösteri gecesi Potts ailesi dışarıda oturuyormuş. Beverly evde değilken onların dışarıda oturduklarını ve Beverly'nin eve gelmediğini gören komşular da var. Bu yüzden aile eleniyor. O zaman da şu ihtimal doğuyor. Daha önce sizde Beverly'nin bakıcılık yaptığını söylemiştim. Belki de o gün birisi Beverly'yi bir bakıcılık işini konuşmak için kandırdı. Arabaya bindirdi. Başına bir şey getirdi ve daha sonra onun cansız bedenini bir inşaat alanına gömdü. Bu teori insanların aklına daha fazla yatıyor. Robert Potts'un yani Beverly'nin babasının bağlı olduğu sendika teoriyi destekleyecek ya da Beverly'yi sağ bulmaya yarayacak bir bilgi verene 1500 dolar ödül vereceğini açıklıyor. Yine de hiç kimseden yetkilileri Beverly'ye götür götürecek bir bilgi gelmiyor. Geliyoruz 1955 yılına. Kaliforniya'da yaşayan Clevelandlı Harvey Lee Rush adında bir adam Kaliforniya yetkililerine gidip 1952 yılında parktan Beverly adında bir kıza şeker verip kandırdığını onu kaçırdığını, daha sonra bir köprüye götürüp öldürdüğünü, yine köprünün yakınlarında bir yerlere gömdüğünü söylüyor. Kaliforniya yetkilileri hemen Cleveland yetkilileriyle iletişime geçiyor ve bölgede gerçekten de Beverly adında bir kızın kayıp olduğu bilgisini alıyor. Bunun üzerine Harvey Lee Rush Kaliforniya'dan Cleveland'a naklediliyor. Harvey Cleveland'da sorgulandığında ise şu gerçek ortaya çıkıyor. Adam 1952 yılında Beverly'yi kaçırıp öldürdüğünü söylüyor fakat Beverly 1900 51 yılında kaybolmuş. Tarihleri karıştırmış olabilir diye bahsettiği köprüye gidiyorlar. Büyük bir arama başlatıyorlar. Fakat hiçbir izle rastlanmıyor. Bunun üzerine yetkililer Harvey'yi biraz daha sıkıştırıyor ve Harvey itiraf ediyor. Kaliforniya'da yaşıyordum. Cleveland'a geri dönmek için param yoktu. Bu bölgeden bir kızın kaybolduğunu biliyordum ama sadece adını biliyorum. Suçu üstlenirsem buraya bedavaya gelebileceğimi düşündüm. Dolayısıyla Harvey yalan söylüyor. Yine de paçayı kurtaramıyor. Polisi yanlış yönlendirmek ceza alıyor. Fakat Beverly ile hiçbir alakası olmadığı kanıtlanıyor. Sahte itirafının ardından geçen 25 yıl hiçbir ipucu doğurmuyor ve 25 yıl sonra 1980 tarihinde Cleveland yetkilileri yeni bir ihbar alıyorlar. Bu ihbar yine Clevelandlı bir avukattan geliyor ve avukat 1974 tarihinde bir müvekkilinin kendi öz kardeşinin Beverly Rose Potts adında bir kızı 1951 yılında bir parktan kaçırıp öldürdüğünü iddia etmesi. 1951 yılında yani Beverly'nin kaybolduğu yıl olayla ilgilenen dedektifler 1980 tarihinde emekli olmalarına rağmen bu bilgiyi öğrenir öğrenmez tekrar dosyanın başına geliyorlar. Ve avukatın bahsettiği şüphelinin izini sürüyorlar. Adamı bulmayı başarıyorlardı. İsmi hiç açıklanmasa da bu adamla görüştüklerinde adam kendilerine bir pedofili olduğunu itiraf ediyor hatta ona göre bu taciz olayı onun bir huyuymuş nerede bir çocuk ya da genç kız görse gider onları eller, kucaklar ve istemedikleri şeyler yaparmış. Bunu da çok doğalmış gibi anlatıyor. Dedektifler Beverly ismini sorduklarında ise ismi bir yerden anımsadığını söylemiş. Zihninde bir şeyler canlandırıyormuş ama Beverly adında bir kızı öldürüp öldürmediğinden emin değilmiş. Böyle bir şey hatırlamıyormuş. Yetkililer tamam diyor. Bulduk. Katil bu. Fakat onları şöyle bir şok bekliyor. Savcılık bütün bu anlatılanları bir delil olarak saymıyor. Delil yetersiz bu adı açıklanmayan şüpheliye dava açmayı reddediyor. Bu teori de böylece tozlu raflardaki yerini alıyor. Tam 8 yıl sonra 1988 yılında ise Ohio'lu bir karnaval işçisi olan William Henry Redmond 1951 yılında Pensilvanya'da 8 yaşındaki bir kızı öldürmekle suçlanıyor. Hapishanede de hücre arkadaşına 3 kızı daha öldürdüğünü itiraf ediyor. Bu bilgi arkadaşı tarafından polislerle paylaşılıyor ve polisler 1951 yılında onun gezdiği rotaları tespit ediyorlar. Gerçek şu ki Henry 1951 yılında Beverly'nin kaybolduğu bölgedeymiş. Bu yüzden yetkililer hemen Henry ile bir görüşme yapıyorlar. Ona Beverly'yi soruyorlar fakat Henry Beverly hakkında konuşmayı reddediyor. Bu sebeple savcılık delil yetersizliğini mazeret göstererek yine dava açmıyor. Ve geliyoruz 1994 tarihine. Bu tarihte yeni bir gelişme yaşanıyor. O da şu. Cleveland'da bir evin Halısının altına saklanmış bir mektup bulunuyor. Bu mektup bir kadının ağzıyla yazılmış ve kadın kocasının Beverly Rose Potts'u kaçırıp öldürdüğünü söylüyor. Yetkililer o mektubun izini sürüyor ve 1951 yılında orada yaşayan kadını buluyorlar. Fakat kadın ifadesinde kocasından şiddet gördüğünü, aldatıldığını, bu mektubu da belki birisi bulur da kocamı suçlu zanneder, ondan intikamımı almış olurum diyerek o dönemki hırsıyla yazdığını söylüyor. Mektubun tamamen kurgu olduğu anlaşılıyor ve bu ipucundan da bir sonuç alınamıyor. Geliyoruz 2000 yılına bu yıl davayla ilgili son gelişme diyebileceğimiz bir şey yaşanıyor. Bir muhabir öne çıkıyor ve Beverly'nin katilinden itiraf mektupları aldığını söylüyor. Söylediğine göre mektupları yazan kişi yaşlanmış, güçten düşmüş, kendine bakamayacak durumdaymış ve Beverly'yi 1951 yılında o parktan alıp kaçırdığını İstismar ettikten sonra öldürdüğünü itiraf ediyormuş. Şimdilik kimliğini gizli tutuyormuş fakat 24 Ağustos 2001 yılında kim olduğunu açıklayacakmış. Bu tarihin önemi şu 24 Ağustos 2001 Beverly Rose Potts'un kayboluşunun tam 50. yılı. İtirafçı verdiği bu tarihte kendisini ifşalayacağına söz veriyor. Yemin de ediyor. Fakat 24 Ağustos 2001 tarihinden çok kısa bir süre önce muhabire yeni bir mektup gönderiyor. Artık düşkünler evine yerleştiğini, bu yüzden öne çıkamayacağını söylüyor. Günümüzde ise bu mektupların sahte olduğu düşünülüyor. İnsanlar ikiye ayrılmış durumda. Bir kısım bunu muhabir kendisi yazdı diyor. Bir kısımsa dalga geçmek isteyen birisinin işi diye düşünüyor. Konuştuğumuz bütün bu teoriler asla yetkilileri bir sonuca götürmüyor. Beverly'nin davası hala açık ve kıza ne olduğunu hala bilmiyoruz. Bu durumla ilgili son olarak 2015 yılında bir açıklama yapılmış ve davada büyük bir açık olduğu duyurulmuş. Ama tabii nedir? Bu paylaşılmamış. Şunu da eklemeliyim. Beverly'nin davası günümüzde Charlie Project kapsamında ve bu proje biliyorsunuz çözümsüz davaları nihayetlendirmeyi hedefliyor. Ailesine ne olduğuna gelecek olursak da Beverly'nin annesi Elizabeth kızının kaybından sonra sadece 5 yıl hayatta kalabilmiş. 1956 yılında hayata gözlerini yummuş. Kızından sonra o yaşadığı 5 yılı da tamamen onu aramaya adamış. Barbara Burtis de 1970 yılına kadar kızını aramaya devam etmiş. Fakat 1970 yılında o da aramızdan ayrılmış. Kardeşinin kaybını, annesinin kalp krizinden ölümünü, babasının depresyondan ölümünü gören Anita'ya ne oldu diye soracak olursanız ki kendisi Beverly'nin kız kardeşi, o evlenip bir yuva kurmayı başarmış, çocuk sahibi olmuş. Fakat kız kardeşini aramayı asla bırakmamış. Anita Beverly'yi ararken 2006 yılında hayata gözlerini yummuş. Günümüzde ise Anita'nın çocukları yani Beverly'nin yeğenleri teyzesine ne olduğunu araştır Olayın peşini asla bırakmaya niyetleri yok. Anita, Robert ve Elizabeth aynı yere gömülmüşler ve yanlarına da Beverly'yi temsilen bir anıt dikilmiş. Kişisel fikrimi soracak olursanız hastalık derecesinde utangaç bir kızın şekerle çikolatayla kandırılıp götürülemeyeceğini düşünüyorum. Muhtemelen konuştuğumuz teorilerden birisi olan bakıcılıkla kandırma durumu söz konusu. Hatta bunun çok yakınlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beverly'yi okuduğum her yerde utangaçlık durumunun altı kırmızı kalemle çiziliyordu. Kadınlardan da çok utanırmış ama erkeklerde bambaşka bir reaksiyon gösterirmiş. Yani kaçıp uzaklaşma derecesinde. O yüzden onun yakinen tanıdığı ve çok güvendiği birisi olduğunu düşünüyorum ama şu da var bir erkek olmayabilir. Neden hep bir erkek diye hesaplamışız onu da bilmiyorum. Bir kadın da bunu yapmış olabilir. 2015 yılında açıklanan o davadaki açığı çok merak ediyorum. Acaba ailenin bir düşmanı mı vardı, bir şeyi mi vardı? Ama maalesef elimizdeki bilgiler bunlar. Unutmayın Beverly Rose Potts bu dünyada yaşadı. O ve biz henüz ne olduğunu bilmesek de başına gelenler tamamen gerçek. Bir daha asla böyle bir şeyin yaşanmamasını diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.